Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün matematik dersinde genel bir tekrar yapacağız. Genel tekrar yaparken önce doğal sayıları ele alacağız. Doğal sayılar. Neydi doğal sayı? Doğal sayılar sıfırdan başlayıp sıfır. Başlayıp parantezinde sıfır yazayım karışmasın. Bazen o harfiyle karışıyor. Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. Kadar devam eden sayılar. Şimdi sonsuz ifadesini kullandım ama sonsuz demek bitmeyen demektir. Nasıl bitmeyen demek? Örneğin ben şu tahtadan şuradan başlasam 0, böyle küçük küçük 1, 2, 3 diye yazsam, sırayı kaç sıra doldursam değil, bunu sınıfımızdaki tahtaları da doldursak yine de sayıları bitiremeyiz. Demek ki doğal sayılar neymiş? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılar. Çocuklar, biz birinci sınıfta bir basamaklı sayıları, 20'ye kadar olan sayıları öğrenmiştik. İkinci sınıfta da bir basamaklı ve iki basamaklı doğal sayıları öğrendik. Doğal sayılardan önce bizim bilmemiz gereken bir şey daha var. Rakam. Rakam. Rakam nedir? Rakam, sayıları yazmaya yarayan, yazmaya yarayan işaretlerdir. İşaretlere denir. Denir. Sayılar neyle yazıyoruz? Yazarken sıfırı kullanıyoruz. Biri kullanıyoruz. İkiyi kullanıyoruz. Üçü kullanıyoruz. Dördü kullanıyoruz. Beşi kullanıyoruz. Altıyı kullanıyoruz. Yediyi kullanıyoruz. Sekizi kullanıyoruz ve dokuzu kullanıyoruz. Başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Bunlar rakamlardır. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlardır ve 10 tanedir. 10 tanedir bakın. Biz bunlar bazen şey yapıyoruz. Aynı zamanda rakamlar bir basamaklı doğal sayılardır. Evet çocuklar, rakamları öğrenmiştik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rakamlarda ve sayıları yazmaya yarıyordu. Doğal sayılarda bir basamaklı doğal sayılar. Bir basamaklı doğal sayılar. Basamaklıyı kısa yazıyorum. Bas yazıyorum. Bir basamaklı doğal sayılar. Sayılar. Çocuklar. Bir basamaklı doğal sayılar. Bir rakamla yazılan sayılardır. Bir rakamla yazılan sayılardır. Yazılan sayılar. İşte nedir? Sıfırdır. Bir, üç, iki, beş, yedi, altı, dört, gibi. En küçüğü 0, en büyüğü 9'dur. 0'dır, 9'dur. Demek ki bir basamak sayıların en küçüğü 0,
en büyüğü 9. Şimdi bunu geçiyoruz iki basamaklı doğal sayılara. Birisini bit yazdığımız zaman aynı işi görürüz. İki basamaklı doğal sayılar. İki basamaklı doğal sayılar iki rakamla yazılan sayılar. En küçüğü 10. En büyüğü 99'dur. Dedim ki rakam anlatırken sayıları yazmaya yarayan işaretlerdir diye. Bakın 99 yazarken iki tane 9 rakamını kullandık. Evet, sayıları iki basamaklı ve bir basamaklı doğal sayıları böylece öğrenmiş. Tekrar etmiş olduk, öğrenmiş demeyelim. Tekrar etmiş olduk. Sayıların basamak değeri. Sayıların sayı ve basamak değeri. Sayı ve basamak. Basamak değeri. Çocuklar, rakamlar 25'i sanıyorum. 25 sayısına baktığımız zaman, 25 sayısı, burası birler basamağı, burası onlar basamağıydı. Birler basamağındaki sayının basamak değeri kendisidir. Onlar basamağındaki sayının basamak değeri 10, 20'dir. Çünkü bu onlar basamağında olduğu için bir onluk, iki onluk var burada. Bir başka sayı 76. Yine basamak değeri 6. Basamak değeri nedir? 70. Bunlar böylece daha kolay öğrenin. 7 tane onluk var demektir onlar basamağında. Toplama ve çıkarmada bunları kullandığımız için daha iyi öğrenmemiz gerekir. Oysa sayı değeri dediğimiz zaman, sayı değeri, biraz evvel yazdığım 25'in sayı değeri, bunun sayı değeri 5'tir, bunun da sayı değeri 2'dir. 76 yazmıştım, 76'nın sayı değeri, 6'nın sayı değeri 6'dır, 7'nin sayı değeri 7'dir. Bunlarla ilgili problem çözerken sayı ve basamak değeri ifadelerini dikkatle okumamız gerekir ya da dikkatle görmemiz gerekir. Sayı ve basamak değerindeki arasındaki fark budur. Yani problem çözeyim size. Sayı ve basamak değerleri farkı nedir? Sayı ve basamak değerleri farkı. Farkı dediği zaman hem de aynı zamanda çıkarma işlemi yapacağız. Farkı nedir? Toplam düzey toplayacak. 89'un basamak değeri 9 ve 80. Yani bu 89 kendisi. Bakın bir sayının basamak değeri toplamı kendisidir. 89'un sayı değeri toplamına bakalım. 9, burası da 8. Topladığımız zaman 17. Basamak değerleri fark edildiği için 89'dan 17'yi çıkarıyoruz. 9'dan 7 çıktı 2, 8'den 1 çıktı 7 kaldı, 72'dir. Demek ki 89 sayısının sayı ve basamak değerleri farkı 72'dir. Size bir başka örnek daha anlatacağım. 47 sayısının birler ve onlar basamağı ve onlar basamağı
Yer değiştirirse. Sayının değeri ne olur? Ne olur? 47 sayısının birler ve onlar basamağını bir yer değiştirelim. 74 olur. Böylece sayının değeri ne olur dediği zaman çocuklar bu tür işlemlerde çıkarma işlemi yapıyoruz. 74'ten yanda yapayım, yan yana yap. 74'ten 47'yi çıkarıp sayının değerinin ne olduğunu buluyoruz. 4'ten 7 çıkmaz. 7'den bir onluk alıp veriyoruz. Burası oluyor 14. 14'ten 7 çıktı 7'ye. 6'dan 4 çıktı 2 kaldı. 27 artar. Niye arttı? Çünkü sayımız 47 iken ne oldu? 74 oldu. Artar. Bu tür yerlerde artar, azalır gibi ifadeler kullanılır. Defter. Aynı türden. 10 varlık desteği oluşturur. Oluşturur. Aynı türden derken, bakın 10 tane aynı olacak. Farklı olursa olmaz. Yani 5 kalem, 5 sil gibi deste olur mu? Olmaz. Destenin kalemi de 10 tanedir, silginin kalemi de 10'dur. Bir deste eşittir 10 tanedir. Eğer öyleyse 3 deste ne olur? 30 tane. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Düzine. Aynı türden 12 varlık düzineyi oluşturur. Oluşturur. Demek ki bir düzine eşittir 12 tanedir. Öyleyse 4 düzine ne olur? 12, 24, 36, 48 tanedir. Siz bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Size düzine verildiği zaman verilen sayıyı 12 ile çarparsanız tane sayısına ulaşabilirsiniz. Çocuklar, doğal sayıları onluk ve birliklerine ayırma. Doğal sayıları onluk ve birliklerine ayırma. Ayırma. Çocuklar, 32 sayısı 3 onluk 2 birliktir. Artık olarak 2 birlik. 70 sayısı 7 onluk. Burada da bırakabiliriz, artı 0 birlikte yazabiliriz ama 0 birlik yazmamıza gerek yok. Çünkü 0 hiçbir şey yok demektir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bize burada buna farklı olarak şöyle örnekler veriliyor. Diyor ki 3 birlik
Dört onluktan oluşan sayı. Çocuklar, biz bunların birlik ve onluk ifadelerini yer değiştirmez, sayının değerini değiştirmez. Onlara özellikle bazı böyle farklı yerlerde veriyorlar ki ne yapsınlar diye çocukların bakalım bir düşünebiliyorlar mı diye. Sizlerin düşüneceğini ben biliyorum. Önce onluğu yazıyoruz, yanına da birliği yazıyoruz ve buluyoruz. 43. Bu örnekleri sizler de çoğaltabilirsiniz.